Referandum çalışmalarında mahalle ziyaretlerine büyük önem veren AK Parti Malatya Teşkilatı adına Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da Konak Mahallesi'ne giderek konaklılardan evet sözü aldı ve esnafla uzun görüşmeler yaptı. Babam seninki evet değil mi? Ben oldu bir kere bakayım. İyiyim, Allah razı olsun. İyisiniz. Kararımız? Allah'a emanet. Konaklı kadınların el emeğiyle yapılan ve kendisine hediye edilen yazmayı boynuna takan Çalık, başbakanlar idam edilmesin, çocuklar asılmasın istiyoruz. Biz artık kararımızı milletimizin kendisinin vermesi gerektiğini ve milletin kendi devleti için mücadele etmesi gerektiğini düşünüyoruz dedi. Şimdi demokrasinin vazgeçilmezi, milletimizin aldığı kararların milletin iradesine saygı göstermek olduğunu hepimizin bilmesi gerekir. Ama maalesef bugüne kadar milli iradeye birçok kez darbeler yapılmış. Birçok kez. Hepiniz, yaşlı büyük teyzelerim, amcam var, belki hatırlar. Geçmiş dönemde birçok darbeler yaşandı. Bu darbelerin artık son bulmasını istiyoruz. Başbakanlar idam edilmesin, çocuklar asılmasın istiyoruz. Biz artık kararımızı milletimizin kendisinin vermesi gerektiğini ve milletin kendi devleti için mücadele etmesi gerektiğini düşünüyoruz. 16 Nisan'da sandıktan evet çıkacağını söyleyen Çalık, muhalefeti de Türkiye Büyük Millet Meclisi kalkıyor diyorlar, hükümet ortadan kalkıyor diyorlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin her gün söylediği yalanlardan birisi de bu diyerek eleştirdi. Biz milletin iradesine hiç kimsenin darbe vurmamasını istiyoruz. Millet inşallah sandıklara gidecek. 16 Nisan'da evet kararı çıktığı anda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini oylanmış olacak, karar verilmiş olacak ve inşallah nasip olursa 2019'da da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini hayata geçirmiş olacağız. Ne yapacağız? Bir sandıkta Cumhurbaşkanı'nı seçeceğiz, diğer sandıkta milletvekillerini seçeceğiz. Cumhurbaşkanı seçildiği anda hükümet kurulacak. Milletvekilleri seçildiği anda da güçlü bir yasama olacak. Diyorlar ki Türkiye Büyük Millet Meclisi kalkıyor. Diyorlar ki hükümet ortadan kalkıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her gün yalanlarının biri de bu. Bir sürü yalanları var. Ama bin tane yalan içerisine. Değil mi annem? Haddinden fazla. Haddinden fazla. Önce adı Çarkçı Kemal'di, şimdi iftiracı Kemal'e çıktı. Her gün yeni bir şey söylüyor. Ve diyor ki rejim değişiyor. Rejim asla değişmiyor. Türkiye Cumhuriyeti rejimi 1923'te adı konmuş ve 94 yıldır da devam eden Türkiye Cumhuriyeti rejimidir. İşin problemimiz yok.